Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda brownie kurabiye tarifi vereceğim. Hem çok basit hem de oldukça lezzetli kurabiyelerden bir tanesi olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Kurabiye hamurumuz için 125 gram oda sıcaklığında yani oldukça cıvık bir tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağımızın üzerine 160 gram sütlü bitter karışık e, arzu ettiğiniz şekilde benmari usulü eritilmiş çikolatayı ekleyeceğiz. Bir kasenin içerisine çikolatalar koyun. Sıcak bir suyun üzerine kasenin tabanını oturun. Karıştırdığınız zaman çikolatalar o e, suyun buharıyla zaten eriyecektir. Birçok çikolatalı tarif videomda da benmari usulünün nasıl olduğunu anlatıyorum ben. Bunun üzerine bir adet yumurta 3 yemek kaşığı kakao ilave edeceğiz. E, silme değil tepeleme yemek kaşığı olursa daha iyi olur. Bir çay bardağı dolusu damla çikolata bir çay bardağı ee, şeker ben burada esmer şeker kullandım ama beyaz şeker kullanmanızda da bir sakınca yok. Bunları bir güzel homojen hale gelene kadar o tereyağı tamamen eriyip dağılana kadar karıştıracağız. Ardından içerisine 2 su bardağı un ilave edeceğim ama yine kontrollü bir şekilde ilave etmekte fayda var. Ve birer paket vanilya ve kabartma tozu ekleyeceğiz. Bir güzel yoğuracağız. Ee, böyle... Kulak memesi kıvamında sert bir kurabiye hamurumuz olacak. Ee, bardak ölçülerimden bahsetmek istiyorum. Çay bardağı ölçüm 120 mililitre, su bardağı ölçümde 240 mililitredir. Hamurumuzu tamamen yoğurduktan sonra şimdi kurabiyelerimizi halledebiliriz. Mandalina büyüklüğünde parçalar alalım ve elimizle yuvarlayalım, top haline getirelim. Ardından üzerlerine damla çikolataya bulayacağız. Kurabiyeyi düzelttikten sonra damla çikolataların üzerine şöyle bir batırmanız yeterlidir. Ardından elinizle biraz sabitleyebilirsiniz elbette ki. Yağlı kağıt serili tepsimize dizelim. Ben toplamda 20 adet kurabiye çıkardım. Büyüklük küçüklüğe göre bu değişecektir elbette ki. Mandalina büyüklüğünde toplar aldığınız zaman 20 adet kurabiye çıkarabilirsiniz. Kurabiyelerimizin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğiz. Ee, fırından çıktığında pişmemiş gibi görünüyor olabilir. Sizi korkutmasın, soğudukça pişirecektir. Kesinlikle 20 dakikadan fazla pişirmeyin. Oldukça sertleşir. Kurabiyelerin soğumasını bekleyeceğiz. Ben kurabiyelerim daha çabuk soğusunlar diye bir e ee, ızgaranın üzerine bir soğutma telinin üzerine dizeceğim. Böylece daha çabuk e, kurabiyelerim soğuyacak. Hem çikolatalı, lezzetli, doyurucu, çay saatlerinde çok hoşunuza gidecek. Oldukça da kolay hazırlanan tariflerden bir tanesi oldu. Şimdi size kurabiyemin iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçindeki lezzetiyle Misafirlerinize de, çocuklarınıza da severek yapacağınız tariflerden bir tanesi olacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.